Arkadaşlar şimdi kurdu fark ettim. Hemen drone'u kaldırdım. Kurmak biraz zaman aldı. Ama fazla uzağa gidemedi. Şu yukarıdaki tepenin orada gördüm. Bu sefer kurt süre gelmeden ben onu fark ettim yani. Biz bu sefer pusu kuracağız kurda. Tam şu karşıda iki tane dere gözüküyor arkadaşlar. Orada bir aşağı geliyor bir yukarı gidiyor. Delirmiş gibi hareketler yapıyor yani. Orada bir şeyler arıyor yani. Belki de sabah koyunlar buradaydı. Onlardan koyun yakalamış olabilir. Şu anda gözlerim her zaman böyle arkadaşlar tepelere bakıyorum. Kurtlar görmek için ama en sonunda burada hareketleri gördüm. Yani tilki falan olamaz. Zaten tilki falan yok burada. Çoğu aşağılarda var. Yukarılarda tilki kesinlikle görmüyoruz. Kurt yani bu. Hemen de geldim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada duruyor şu anda. Değil ki bu. Koyun. Aynı bizim kuzulara benziyor bu. Bu ne iş var burada ya? Bir aşağı bir yukarı gidiyordu. Sırtında boya var arkadaşlar. Komşularımızın ayı var. Kırmızı boya var. Bizim içeride arkada mavi boya var. Bunda kırmızı boya var. Bu bizim hayvan değil. Komşularımızın hayvanı. Kurt sandım buraya geldim. Bunun ne iş var burada ya? Sürü falan da yok burada. Issız bir yer burası. Tek başına burada. Ne yapıyor bu ya? Şu an şoka girdim resmen. Neye niyet, neye kısmet? Kurt diye geldik. Koyun çıktı. Hem de komşularımızın hayvanı. Aslında tepeye doğru gidiyordu, döndü. Ben de iyi fark ettim ama. Şu an bir şok geçiriyorum. Koyunun burada ne işi var? Sabah burada sürüler vardı. Sabah burada kalmış olabilir de. Öğleden sonra yani hiç kimse gelmedi buraya. Yani 5-6 saattir burada kimse yok. Şuraya da bakalım da. Yani sık olmasın. Belki gelmişlerdir. Ben arkadayken. Sabah burada sürüler vardı. Gördüm koyun sürüleri. Ben bildiğim şu anda hiç kimse yok. Yani bakın arkadaşlar hiç bir sürü yok burada yani. Burada bir ilginç bir durum var. Şimdi bunu bir anlamamız lazım. Komşularımızın koyunu buraya nasıl geldi? Kurtlar sürüyü falan mı böldü ya bu? Korkup yani dağlara kaçtı. Arkada kaldı, bölündüler mi? Şu an aklımda bin türlü fikir var. Hani açıkçası şaşkınım. Ben kurt diye bekliyordum yani. Umudum ondan yanaydı ama. Şok geçirdim. İşte arkadaşlar bakın. Bana doğru dönmeye çalışıyormuş. İlgilenmiyor benimle. Yani bazen sürüler böyle kurtlar arkadan bölüyorlar. Yani bakın hiçbir bir yerde bir koyun falan uzaklarda yakınlarda hiçbir şey yok. Bir ben vardım burada ya. Ya sabah sürüler buradaydı ama şu anda hiç kimse yok yani. Yakında da yok. Bu da böyle deli gibi. Ben de diyorum kurt herhalde izleri takip ediyor. Böyle bir aşağı bir yukarı geliyor. Halbuki deli koyunmuş. Büyük ihtimalle bu deli arkadaşlar. Tek başına burada kaldığına göre. Yani başka bir açıklaması olamaz. Çünkü hiçbir bir yerinde yara yok. Yani kurtta kovalasa 3-4 tane olsa acaba 2 tanesini boğulsa biri kaçma şansı var mı? Belki de şimdi kurtlar gelecekler peşine. O sene keşke 2 tane kurdu kovalamıştı ya arkadaşlar. Tam burasıydı. Hatırlarsanız keşke bir yaşındayken 2 kurt kovalamıştı. Suyun içine girmişlerdi. Orası tam bura. Şu anda aklıma geldi ama bunu biraz benim süre doğru yönlendirsem bunu yönlenecek bir tipi yok. Bobo meyliyor böyle. Hiç drone'u umursamıyor. Yani kendi özgürlüğünü ilan etmiş bir hayvan. Hiçbir tepki vermiyor. Dur onun üstüne indirsin. Ama bakın biraz döndü arkadaşlar. Yavaş yavaş aşağı geldi. Böyle giderse iyi gider. Köye doğru gider. Ama demek ki delibaş hastalığına yakalandı bu. Deli oldu yani. Psikolojik sorunları var. O yüzden böyle.
Yara, hiçbirinde yara yok. Herhangi bir kurt yok burada. Başka bir açıklaması yok bu. Deli. Ama bunu nasıl acaba sürüye katabilirim ben? Sürü uzak benim sürü. Gördüğünüz gibi. Sürüye de getiremem. Çünkü akşam olduğu için hani gelmezler. Bunu böyle biraz aşağı indirsem aslında. Şimdi arkaya giderse arkada arka ıssız zaten. Orada kimse yok. Orada kesin kurtlar bunu yer. Koskoca köyde bir iki kişi var yani. Orada ıssız bir bölge. Şu an ilginç yani. İşler ilginç. Ne yapacağımı da bilmiyorum şu anda. Kuzuları getirsem kuzuları gelmezler. Bunu biraz aşağı getirmeye çalışsam bu da aşağı gelmiyor. Biraz geldi de drone hiç umursamıyor yani. Hatta drone gelince bakın duruyor. Kesinlikle kurtlara yem olacak yani. Bunun bir açıklaması yok. Sahiplerine haber vereyim ama onlar da burada bulamazlar. Nereden gelecekler de buradan bulacaklar. Ama ben haber vereyim. İşte siz vicdan azabı duymayalım. Kesinlikle kurtlar bunu yiyecek yani. Çünkü şimdi bataryamız azaldı. Azaldı, biz dönüyoruz. Drone şarjı bitecek. Bizi sürü uzak. Sürü de tersine bugün yani iyice diğer taraftan doğru gidiyor. Biraz koyundan taraf gelselerdi bugün de onu belirlediler. Bugün de gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Normalde şu beyaz yerlerden oradan giderdim her gün. Bugün ta o tarafa gidiyorlar. Ama bayağı uzaktan fark ettim ya. Çünkü gözlerimi dört açıyorum arkadaşlar. Kurtlar çekmek için. Bakın bizim sürü de hiçbir şekilde koyuna doğru gitmiyor. Hep ters yöne doğru gidiyorlar. Artık drone'dan da fazla korkmuyorlar. Çünkü alıştılar ya. Drone'u da fazla umursamıyorlar. Sahiplerine söyleyeceğim. İnşallah onu orada bulabilirler. Kesinlikle kurtlar yer yani. Hiçbir açıklaması yok. Kurtlara yem olur. Şimdi drone'un bataryasını değiştirdim. Tekrardan sürüyü çevirip koyuna bakacağım. Çünkü yine merak ettim arkadaşlar. Bırakamadım orada. Sahiplerine tam yerini tarif etmem lazım. Onlar da şu anda koyunlarda aramış. Gelemiyorlar yani. Bütün olumsuzluklar üst üste geldi. Benim sürü de kesinlikle bugün o yöne gitmiyor. Her gün oraya gidiyordu. Bugün gitmiyor. Hayvanı en son şu iki derenin altında bıraktık. Ama acaba orada şimdi duruyor mu? Gidip orayı bir kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü hayvan deli olduğu için birden başka yere de gidebilir. Yani kafaya alıp gider. Artık özgürlüğünü ilan etmiş. Bayağı bir sorun oluşturmaya başladı yani. Yani bir 10 dakika 15 dakikaya da kurt gelip onu yiyebilir. Çünkü şu anda akşam oluyor. Ve kurtların tam gelme zamanı. Zaten bu zamana kadar nasıl yememişler o bile şaşırtıcı yani. Demek ki bugün bölgede yok olanmış. Koyun yine yukarı doğru çevirmiş kendini, yönünü yani. Ve koyun bağırıyor arkadaşlar, meğliyor yani. Ama bizim sürü göremiyor. Sürüyü de o tarafa götüremiyorum. Belki sürüyü görse gelebilir. Ama sürüyü göremiyor. Çok uzakta çünkü. Ama ben yine çabalıyorum yani buraya gelmeye ama imkansız. Böyle olduğu yerde beklese bulurlar ama bu şimdi biz gittikten sonra kafaya alıp başka yere gider belki de. Bulmaları imkansız aşağı, zaten birazdan daha hava kararır. Bunu kesinlikle kurtlar yer. Tam da arkadaşlar bu sene yavrulama zamanı yani. Şöyle 6-7 ay sonra doğum yapabilirdi. 2 senedir ortada olan bir emek. Demek ki o da kurttan hakkıymış. Yapacak bir şey yok.
Hiçbir şekilde sürü yok burada. Kendi tek başına kalmış. Çok yazık oldu yani. Şuraya arkadaşlar önüne geçtim. Dedim biraz daha çevirmeye çalışayım. Bari yukarı gitmesin. Yani geliyorsa da aşağı doğru gelsin. Belki akşam köyde sürüleri görür de sürülere koyun sürülerine karışıp gelebilir. Ama yukarı giderse kesin sonu ölüm yani. Hiç kurtuluşu yok. Ama hiçbir şekilde drone'dan korkmuyor. Hatta drone'un üstüne geliyor. Herhalde intihar etmek istiyor yani. Kendi seçimini kendi yapacak. Eğer şu sırtı aşıp aşağı doğru giderse kurtulur ama bunda öyle bir kapasite yok yani, öyle bir yetenek yok. Tam tersine iyice yukarı doğru bakıyor sürekli. Ama bir döndü aşağı doğru ama sanki bizi duyuyor gibi. Bakın meliyor arkadaşlar, buradan görebiliyoruz ama hiçbir sürü olmadığı için gitmiyor. Kesinlikle gitmiyor arkadaşlar. Bu da koyunu son görüşümüz. Artık ona veda edeceğiz. Ve bir iki saat sonra kurtlar gelip onu orada yiyecekler. Maalesef sonu kötü oldu. Arkadaşlar şimdi bu olayın üzerinden bir gün geçti. Ama ne sahiplerine haber alabildim. Ne de o koyun hakkında bir bilgi alabildim. Büyük ihtimalle orada kaldı. Ve bugün kurtları yem olmuştur. Öyle düşünüyorum. Keşke hiç görmeseydik arkadaşlar. Hem görüp müdahale etmemek daha da kötü oldu. Büyük ihtimalle kurtlara parçalandı. Yani şu anda herhalde 1,5-2 yaşlarındaydı. Bu kışın da doğurdu yani. Doğum zamanıydı. Gerçekten ortada bir emek var ve bu da boşa gitti. Yapacak bir şey yok. Ve arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Dün o koyunla uğraşırken bataryalar da bitti yani. Zaten akşam oluyordu. Bir tanesini sabah kullanmıştım. Onun böyle 1 km ötesinde bir hareketlilik gördüm. Ve hemen telefonla zoom yapıp çektim. Köpek sandım aslında. Hem köpek hem kurt arasında kaldım ama meğerse kurtmuş arkadaşlar. Ben sürü köpeği sandım ama herkese akşam sordum. Hiçbir sürü oraya gitmemiş. Ve fotoğrafını da çektim arkadaşlar. 30x zoom yaparak fotoğrafını da çektim. Onu da buraya koyalım. Yani şarjımızı bitirmeseydik büyük ihtimalle bir kurt daha çekecektik. Böyle 1 km uzakta dağın yamacında gördüm. Yani koyun adı aşağı yukarı 800 metre falan vardı sırtlardan gelirse eğer. Büyük ihtimalle yani o zaman yerler kokluyordu. Büyük ihtimalle gelip onu yiyecek herhalde. Akşam belki de onu yemiştir. Yani bugün herhangi bir koyuna herhangi bir iz yok şu anda. Yani kurdu çekemedik arkadaşlar. Koyun da orada kaldı. Hiçbir şey yapamadık. Bakalım günler içinde neler olacak arkadaşlar. Ya da koyuna haber alabilecek miyiz? Hep birlikte bakıp göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Kurdu kaçırdık ama en kısa zamanda çekeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.